İşte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Peygamber Efendimiz bir gün kuma bir çizgi çizer. Ashab sorar. Ya Resulallah, bu çizgi nedir? Çünkü ashab bilir ki onun yaptığı her harekette bir hikmet vardır. Peygamber Efendimiz buyurur ki, bu insanın ömrüdür. Ve Peygamber Efendimiz o çizginin ortasından bir çizgi daha çıkartır, uzatır ve de der ki, daha da uzar gider. Ashab sorar, bunda da bir hikmet vardır çünkü. Ya Resulallah, bu çizgi nedir? Peygamber Efendimiz buyurur ki, bu da insanın hayalleridir. Bu ümmetin içinden o kadar güzel insanlar çıktılar ki, onların gerçeklerine diğerlerinin hayalleri bile ulaşamadı. Allah'ın rızasını kazanmak için akla hayale gelmeyecek taktikler geliştirdiler. Akla hayale gelmeyecek şeyler yaptılar, canlarını verdiler. Tek başlarına dünyadaki bütün sistemlere kafa tuttular. Çünkü onların inandığı tek bir şey vardı. Din yalnız Allah'ın oluncaya kadar onlarla savaşın ayeti vardı onların aklında. Necmettin Erbakan gibi, Hasan el-Benna gibi, Mevdudi gibi, Seyyid Kutup gibi ve ismini de sayamadığım nice insanlar. Bu insanlar başkalarıyla bir şeylerin gelişimi için ortaklıklar yapmadılar. Sadece Allah ve Resulünün rızasını kazanıp cenneti kazanmak için, diğerlerinin hayali olan, kendilerinin ise gerçeği olan cenneti kazanmak için çok büyük çabalar gösterdiler. Allah şehadetlerini makbul eylesin. Kalbi sökülmüş çaydınlık veren sensin. Kuraklaşan toprak güller seren sensin. Gönüllere muhabbet gözlere nöbet nöbet ilim hayat feraset çiçeği deren sensin. Ezilirken Müslüman İslam'a sahip çıkıp rahmet eren sensin.